Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak hafif negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Uzak Doğu'da Hong Kong %1, aşağıda Nikkei endeksi flat. ABD vadelerine baktığımızda yine önceki kapanışlara yakın seviyelerde ama hep hafif negatifte. Avrupa'da ise DAX %0,4 yukarıda. Dün ABD'de gelen ekonomik veriler beklentilerden biraz daha yumuşaktı. Özellikle üretim PMI'ları beklentilerin altında gelince ABD faizlerinde biraz daha yine aşağı bir hareketi gördük. 10 yıllıklar 3,42'ye geldi. 2 yıllıklar 3,94'e. Hatırlayacaksınız. Bunlar bir ay önce 2 yıllıklar %5'in üzerindeydi. Yavaş yavaş tüm özellikle bankacılık krizinin de ardından biraz daha piyasa fiyatlamalarının resesyonun başlayacağı konusunda tarafında olduğunu görüyoruz. Ama bu resesyon beklentisi geçtiğimiz Eylül-Ekim ayından beri devam ediyor. Genel olarak dataların hiçbirinde ne istihdam datasında ne büyüme datasında çok ciddi bir şekilde bir yumuşama açıkçası henüz görülmedi. Ama piyasalar bunun yavaş yavaş geldiğini fiyatlamaya çalışıyor. Dünkü petrol fiyatlarının artışının geçici olmadığını görüyoruz. Yine bugün Brent hala işte 85 dolarlar seviyesinde. Şaşırtıcı bir gelişmeydi açıkçası bu. Petrol fiyatlarının ve genel olarak enerji fiyatlarının yüksek kalması bu resesyon korkularını ve fiyatlamalarını da destekleyici yeni bir gelişme olarak analizlerimize katmaya devam edeceğiz. Şimdi içeriye döndüğümüzde dün enflasyon verileri açıklandı. Mart ayına ait. Mart ayında TÜFE manşet enflasyonu beklentilerden daha iyi olarak %2,9 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon %50,5'a geriledi. Nisan ayı itibariyle biliyorsunuz hem doğalgazda sanayiye sağlanan hem de elektrik fiyatlarında aşağı uyarlama vardı. Bunların TÜFE'ye genel olarak manşet TÜFE'ye etkisi yok. Daha çok üfe ile alakalı. Ama biz Nisan ayı enflasyonunu %1,9 olarak bekliyoruz. Bununla birlikte yıllık enflasyon %43'e gerilemiş olacak. Eğer bu seyirde gidersek de büyük bir ihtimalle Haziran ayında %40'ın altına da geliyor olacağız. İlk çeyrekte baktığımızda 3 ay içinde %12,56'lık bir enflasyon oluşmuş durumda 2023 yılında. Çekirdek enflasyon %50'nin altına geldi. Ama hizmet enflasyonunun hala çok yüksek seyrettiğini, %60'lar civarında seyrettiğini devam ediyoruz. Özellikle işlenmemiş gıda tarafında da işlenmemiş gıda fiyatlarında hala yüksek bir seyir devam ediyor. Yani tüm bunların hepsi aslında geçen seneki yüksek bazdan aşağı gelişimizin bir faydasını görüyoruz. Enflasyon verilerinde genel olarak da piyasa beklentileri dahilinde. Ama şunu da hatırlamakta fayda var. Hem bizim hem de piyasanın enflasyon beklentileri sene başına göre 2023 için daha kötüleşmiş durumda. Merkez Bankası beklenti anketine baktığımızda %32'lere kadar gerileyen sene başındaki 2023 sene sonu enflasyon beklentisi %37'lere çıkmış durumda. Biz de %36 olarak tahmin ettiğimiz sene başındaki enflasyon, bu sene sonu enflasyonunu %44'e çektiğimizi hatırlatmak isterim.
Buradaki iyi noktalardan bir tanesi tüfe ile üfe arasındaki makasın daha normalleşiyor olması. Üfe endeksinin de %62.45'e gerilediğini görüyoruz. Geçen sene Ekim ayında %158'de peak etmişti. O zaman baktığımızda yaklaşık neredeyse 70 puana yakın bir makas vardı. Şimdi bu makasın 12-13 puana gerilediğini görüyoruz. Bu tabii ki önümüzdeki aylar içinde nispeten biraz daha pozitif bir seyir olarak karşımıza çıkıyor. Ama enflasyonun bulunduğu seviyenin normalde eskiden en çok takip ettiğimiz konu para politikasına etkisiydi. Bu kararlar verilirken manşet enflasyonun veya çekirdek enflasyonun çok fazla dikkate alındığını açıkçası ben düşünmüyorum ya da gözlemlemiyorum alınan kararlar itibariyle. Bugün bizim açımızdan önemli bir veri olarak saat 11'de Mart ayı Gümrük Bakanlığı'nın ithalat ve ihracat rakamları çıkacak ortaya. Biliyorsunuz ilk iki ayda 26 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermiştik. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar daha geç açıklanıyor. Şubat ayınınki geçen hafta kesinleşerek açıklandı ama biz her ay başında o aya ait ithalat ve ihracat rakamlarını öncü olarak alabiliyoruz. Tabii burada yine yüksek bir 10 milyarın üzerinde bir rakam bizi aslında kur konusunda daha da endişelendirmesi gereken bir rakam olacaktır. Altın ithalatı konusunda getirilen kısıtlamaların Mart ayında yansıyıp yansımadığını görüyor olacağız açıkçası. 26 milyar dolarlık açığa bakarken 9 milyar dolarlık da bir altın ithalatı, yani normalden çok daha yüksek bir altın ithalatı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Normalde 10 senelik bir döneme baktığımızda Türkiye'nin altın ithalatının 9-10 milyar dolarlar civarında yıllık olduğunu görüyoruz. Ancak bir 2020 pandemi zamanında yukarı doğru bir 20 milyar doların üzerine çıkmıştı. Şimdi yavaşlaması belki önümüzdeki Mart ve Nisan aylarındaki dış ticaret açığına bir nebze de faydası olabilir. Dün piyasa enteresandı. Özellikle %2,5 kadar eksiye geçtikten sonra son 1,5 saatte kuvvetli bir alış geldi. Tabii ki herkes bu kuvvetli alışın sebebini merak etti. Benim oradaki naçizane görüşüm, özellikle zaten Viyop pastasına da baktığımızda normalin ötesinde çok ciddi bir Nisan kontratında alış olduğunu görüyoruz. Şimdi spot taraftaki açık yapamama sorunu yani depremden sonra getirilen uygulamalarla herkesin negatif görüşüyle ilgili pozisyonunu Viyop tarafından almasına sebep oluyor. Tabii ki bu açık pozisyonların kapatılması da normal alışlardan her zaman çok daha sert ve coşkulu oluyor. Dün de bence onlardan bir tanesiydi. Tabii onun dışında baktığımızda yani piyasada her zaman bir takım söylentiler oluyor. Dünkü söylentilerde de yani benim duyduğum işte kamu bankalarının tek banka altında birleştirilecek olması, Akbank'a ceza gelmeyecek. Biliyorsunuz bu bizim piyasamızda devamlı 6-7 senedir özellikle Akbank'la ilgili konular hep ara sıra speküle edilmeye devam ediyor. Kamu bankalarının ben tek bank altında birleştirilmesini çok mantıklı bir hareket olarak görmüyorum açıkçası. Normal farklı sektörlerde aynı işi yapan şirketlerin tek çatı altında yapılmasının yarattığı bir takım sinerjiler, maliyet sinerjileri olabiliyor. Hatırlayacaksınız şişe camın çeşitli farklı şirketleri vardı.
Anadolu cam vardı, Trakya cam vardı. Bunların Denizli cam, bunların hepsi Şişirivan'da konsolide oldu. Bu şirkette faydalarını gördük ama buraya baktığımızda 3 kamu bankasının da kendince önemli bir marka değeri var. Farklı pozisyonlamaları var. Şeyde. O yüzden bu 3 bankanın birleştirilmesinin çok iyi bir fikir olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Ya da bu hani buradan pozitif bir şey çıkmasının beklemiyorum. Çünkü aslında baktığımızda maliyet tarafına baktığımızda, operasyonel giderler tarafında çok fazla büyük bir katkı karlılığa sağlayacağını düşünmüyorum. Bu bankacılık işinde önemli olan bir topladığınız parayı hangi spreadlerle satıyor olduğunuz kredi veya menkul kıymetleri nasıl plase ettiğiniz. İkinci tarafta da baktığınızda aktif kalitenizi yani verdiğiniz kredileri takibe düşme oranının ne kadar düşük olması önemli. O yüzden hani ben ona bağlamıyorum ama dünkü gerçekten Viyop tarafındaki alış normalin üzerinde bir hareket. Onun için özel bir yorum yapamam ama ben onun bir short kapanması olduğunu düşünüyorum açıkçası. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Herkese günaydın. Faiz piyasalarına baktığımızda yani TL ve yabancı parayı ayırarak konuşacağım. TL faizlerinde yüksek seyir devam ediyor diyebiliriz. Piyasalar üzerinde baktığımızda ise öncelikle takas bank para piyasasından biraz bahsedelim. Orada bankacılık ve banka harici bütün finansal şirketlerin borçlanma ve plasman yaptığı bir piyasa orası. TL cinsinden overnight'tan 6 aya kadar işlemler geçebiliyor ve yaklaşık her gün 30-32 milyar TL büyüklüğünde bir işlem hacmine sahip. Buradaki faizler çok uzun süredir 11-13 aralığında overnight devam ediyordu. Hacmin çok büyük kısmı overnight'ta geçiyor. O ay sonunda yani 31 Mart'ta 20-24'e kadar ortalamadan bahsediyorum sıkıştı. Burada tabii hem ay sonu olması hem de bankaların 14 günlük muzam tutma dönemlerinin başlangıç günü olmasının etkisi vardı. Ama asıl sebep tabii ki bunun dışında piyasa faiz hatlarının yükselmesiydi. Yani diğer iki saydığım sebep sadece küçük etkilerdi. Nitekim dün baktığımızda dün de yine yüksek seyrini sürdürdü. Dün de ortalama 18.55 seviyesinden devam etti TPP'de. Onun dışında TL cinsi faizlerde neleri görüyoruz? Özellikle ÖST piyasasında artışı çok net görüyoruz özel sektör tahvilleri ihraçlarında. Burada bir de gözümüze çarpan şey kredibilitesi yüksek olan firmalarla daha düşük olan firmaların faiz spreadleri açılıyor ihraçlarda. Ama her ikisi de yukarı gelmekle birlikte daha düşük kredibilitedeki şirketlerde 6 aylık seviyelerde %37-39 bandında ihraçlar görmeye başladık. Biraz daha yüksek kredibiliteye sahip şirketlerde de 28-29 bandında ihraçlar geliyor. Bunların her ikisi de yaklaşık %2-3 bandında daha düşüktü daha 1-2 hafta öncesine göre. Orada bir sıkılaşmayı görüyoruz. TL tarafında son olarak bahsedeceğim tarafta mevduatlar. Mevduatlarında cuma günü yine quarter sonunda, çeyrek sonunda şirketler için %31-32 bandında, bireyler için de 35-37 bandında işlemler bağlandığını duyduk. Dün Haziran'ın ilk gününde bir nebze aşağı çektiklerini görüyoruz o çeyrek sonu etkisi geçtikten sonra 28-29 bandında mevduat faizleri gördük piyasada kurumlar için. Bunu söyleyebilirim. Yabancı para cinsinden ise çok kısa değinecek olursak burada biraz daha hikaye farklı. Eurobond, Türkiye Eurobondlarını hem hazinenin hem de şirketlerin özel sektörün Eurobondlarına baktığımızda orası tabii neyle korele gidiyor daha çok? Türkiye'nin CDS'iyle
korelasyonu çok yüksek. Ve yurt dışı işte Amerika'daki faizle birlikte. CDS'te de, Türkiye CDS'inde de tabii daha 9. ayda mesela, bundan 2022 9. ayda 800'lü seviyelerdeydi Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i. O 2023'ün başından itibaren 510'la 570 bandında bir dar bir bantta hareket etmeye başladı. Ve bunun etkisini de Eurobond CDS, Eurobond faiz oranlarında aşağı gidişte görmüş olduk. Yani özetle TL faizlerinde sıkılaşma devam ederken Eurobond faizlerinde hafif aşağı gidişi görüyoruz burada. Tabii seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra önümüzdeki dönemde asıl beklentiler dahilinde CDS'de aşağı gidiş devam ederse burada Eurobond faizlerinde aşağı gidiş, fiyatlarında da yukarı gidişi gözlemliyor olabiliriz önümüzdeki dönemde. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ben de hisse senetleri tarafında birkaç şeyden size bahsedeyim. Öncelikle geri alım programları devam ediyor şu ortamda, içinde bulunduğumuz ortamda. Ve en başta Türk Hava Yolları'nın geri alımını görüyoruz. Yaklaşık 29 milyon TL'lik bir geri alım yapmış. Hatta 30 milyon TL'lik. Onun dışında bizim takip ettiklerimizden Medical Park ve Alarko var. Bunlar da, onun dışında Aydem, Orge, Uluğun, Akso, Matrix, Data gibi küçük şirketler de var. Ama en dikkat çeken Türk Hava Yolları. Bir de dün açıklayan, geri alım programı açıklayan Yayla Gıda var. Bu da toplam düşünülen 725 milyon TL'lik ve hedeflenen adette 7.1 milyon. Yani bakarsanız piyasa değerinin %1.6'sı kadar, Balkancık payında %10'u kadarını geri almayı düşünüyorlar. Bugün için açıkçası açıklayan tek şirket Yayla Gıda. Temettü tarafları da yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Yani bu temettü tarafında natural gaz ciddi bir temettü açıklamıştı. Bunu dağıtıyor. Yani bu %8.9'una denk geliyor. Bobet çimento şirketi %2.8'ine geliyor. Bugün dağıtacak olanlar. Bugün açıklayanlar, yani daha doğrusu dün açıklayanlar, dikkat çekici olan Başkent Gaz var. %9.2. Anadolu Usuzu var. O da %1.6'sını dağıtıyor. Onun dışında da genel bir şeyimiz, listemiz var zaten. Bunları da takip edebilirsiniz. Emtia tarafında Çin'deki HRC fiyatları bir miktar %2.3 düştü. Normalde petrol fiyatları yükselirken o düşmez o kadar çok fazla, ama şu anda görüyoruz ki petrol tarafında arzla birlikte dengelemeye çalışıyorlar ve petrol fiyatı yükseliyor. Fakat özellikle Asya'da çelik fiyatlarında önemli bir hareket yok. Ve biz genelde orayı takip ederiz. Her ne kadar oranın fiyatları bize göre çok düşük olsa da o bize bir indikasyondur. Şimdilik oralarda emtia tarafında bir hareket yok. Doğalgaz fiyatları Avrupa'da bir miktar yukarı çıkmış durumda. %6.4, megawattına 50 euro. Bu rakamlarda hala aslında düşük rakamlar olarak değerlendirebilir. Biz de enerji yoğun işler için bir artık rahatlatma haline gelebilir. Ama rekabetçiliğimiz açısından bizdeki doğalgaz fiyat düşleri dünyanın diğer tarafındaki de Avrupa'daki kadar fazla olmayabiliyor. O nedenle de bizim ihracatçılarımız kısmen sıkışabiliyor. Dün iki şirketle görüşme yaptık. Bir tanesi Alarko, diğeri de Doğan Holding. Alarko'da ilk çeyrek, tabii biliyorsunuz enerji şirketlerinde geçen yıl çok iyiydi. Şimdi ilk çeyrekten itibaren o kadar iyi beklenmiyor, öyle söyleyeyim. Hedeflerini tutturacaktır yine Alarko. Ama ilk çeyrek özelinde enerji şirketlerinin geçen yılki resime göre çok da iyi bir resim öngörmemek lazım. Net bir rakamlar paylaşılmamış olsa da. Bunun da ana sebebi fiyatların, enerji fiyatlarının aşağı gelmesi. Bu da özellikle karlılık açısından da çok destekleyici bir durum değil. Ama yine de Alarko bu cenahta iyi şirketlerden bir tanesi olarak kabul edilebilir.
Öte yandan Doğan Holding'le biraz durumları anlamaya çalıştık. Doğan Holding'in ana işlerinden bir tanesi akaryakıt. Aytemiz'in zaman zaman medyada satışıyla ilgili haberler çıkıyor. O konuyu sorduğumuzda bize ne olumlu ne olumsuz cevap verdiler. Anladığımız kadarıyla bu tip şeyler, talepler geliyor. Ve Aytemiz akaryakıt istasyonları olarak Doğan Holding'in ana şeyi değil, stratejik varlıkları değil. O nedenle de oralarda bir satış gerçekleşebilir. Ama kime olur, ne zaman olur, bunları kestirmek zor. Ama o çıkan haberlerin tamamen de asılsız ya da mantıksız olduğunu söyleyemeyiz. Yine diğer işlerine baktığımızda Doğan Holding'in ilk çeyrek özelinde bu özellikle Galata Wind'i düşünürsek de yine Galata Wind'de geçen yıl ciddi performans göstermişti. Enerji tarafında böyle çok böyle sürpriz olumlu bir şey yok, onu söyleyelim bir kere yine. Enerji tarafında geçen yılın üzerine belki de o yüzden de genel hisselerde gerilemeyi o sebeple görüyor olabiliriz. Ki onlar düzenlemelerden çok etkilenmiyorlar. Yenilenebilir enerji olduğu için en azından belli bir limit koyulmuştu. Bu limitin altında gittiği için aslında büyük resmi çok değiştiren bir durum yok. Ama yine de elektrik fiyatlarının aşağı düşmesi tabii ki bu şirketleri de çok desteklemiyor. Diğer iş kolları Endüstri var, Karel var. Karel'in yine ilk çeyrek ya da işte Ditaş gibi sanayi şirketi ilk çeyreklerinden çok büyük bir şey beklentiler olmasına gerek yok. Beklememek lazım. Ama Karel özelinde bu yıl cirolarını 200 milyon dolardan 300 milyon dolarlara çıkarması bekleniyor. Ve bunun önemli kısmı hem Türkcell'den aldıkları proje hem de projeden hem de Daiichi projesinden kaynaklanacak. Yani %50'lik bir büyüme dolar bazında. İyi, önümüzdeki yıllarda da yine büyümeye devam edecek görünüyor. Ama yine orada da ilk çeyrek için tam net bir şey söylenmedi. İyi giden işlerinden bir tanesi SESA ambalaj. O ambalaj işi bir şekilde farklı bir ambalaj üretiyorlar. Ve o da destek görüyor piyasada. Otomotiv tarafı, onların otomotiv satış şirketleri var. Suzuki marka özellikle otomobilleri. Orada da ilk çeyrekte belki iyi gidecek sektör o. Zaten otomotivin Mart ayında da yüksek satışlar bekleniyor. Bugün muhtemelen açıklanacak. 100-110 binin üzerinde bekleniyor. Toparlayacak olursak Doğan Holding'i biz yine defansif bir oyuncu olarak düşünebiliriz. Ama ilk çeyrek özelinde şimdilik gördüğümüz önemli dikkatinizi çekecek bir sinyalimiz yoktur. %38 net aktif değerine göre iskontosu olan bir şirket ve holding olarak değerlendirilebilecek bir şirket. Çünkü önümüzdeki dönemde de büyümeyi düşünüyorlar. Net aktif değerlerini büyütmeyi düşünüyorlar. Bazı varlıkları satıp yeni iş kollarına da girmeyi düşünüyorlar. Bu yılda seçim öncesi ya da sonrası yeni bir şirket alımı gerçekleşebilir. Bu beklentiler hep tekrar ediliyor ama en azından bu yıl için bu şekilde düşünülebilir. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.